Büyük sanayi kuruluşlarının ve alışveriş merkezlerinin bulunduğu İzmit, sanayi şehri olarak tanınmasının yanı sıra kültür, sanat ve eğitim merkezi olma yolunda ciddi atılımlar yapan bir şehir haline gelmiştir. 2004 yılında çıkarılan 5216 sayılı yasayla büyükşehir belediye sınırları için yeni kıstaslar getirilmiştir. Buna göre büyükşehir olma koşulu nüfusun en az 750 bin olmasıdır. Aynı yasa nüfus yoğunluğu çok yüksek olan İstanbul ve Kocaeli illerinin tamamını büyükşehir sınırları içerisine almaktadır. Sanayi ve ticaret kenti Kocaeli bir zamanlar Düzce'den Ava'ya, Pendik'ten İzni'ye, Taraklı'dan Akçakoca'ya birçok bölgeyi kapsayan koca bir ildi. Nüfus arttıkça küçülmeye başladı. Sakarya il oldu, İznik Bursa'ya bağlandı, Tuzla başlı başına bir ilçe oldu, Kocaeli'nin nüfusu 2016 yılı nüfusuna göre 2017 yılında %28,3'lük artış hızıyla 52.493 kişi artmış ve 1.883.270 kişi olmuştur. İzmit, Derince, Körfez, Gebze, Gölcük, Karamürsel, Kandıra, Başiskele, Kartepe, Çayırova, Darıca ve Dilovası olmak üzere 12 ilçesi, bir büyük şehir olmak üzere 13 belediyesi, 472 mahallesi bulunmaktadır. Kocaeli, ülkemizin en önemli sanayi kentidir. Türkiye imalat sanayinde %13 pay sahibidir. 250'si yabancı sermayeli olmak üzere yaklaşık 2300 önemli sanayi yatırımı bulunmaktadır. İstanbul'dan sonra ekonomik güç bakımından Türkiye'nin ikinci büyük ili olan Kocaeli, kara, deniz, hava ve demiryolu ulaşımıyla Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından birisidir. İzmit'ten Kocaeli'ye birçok iliklere sahne olan Kocaeli, Karadeniz, Ege Denizi ve Sapanca Gölü'ne kıyısı olan tek ildir. Karadeniz'in ikinci adası Kocaeli Kefken Adası'dır. Çin'den başlayarak Avrupa'ya giden İpek Yolu kollarının birleştiği yolların merkezidir Kocaeli. Müzeci ve ressam Osman Hamdi Bey, dünyaca ünlü resimlerini Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapmıştır. Kuvayi Milliye Kahramanı Yahya Kaptan, Kocaeli Tavşancıl'da ebedi istirahatgahındadır. Tarihi Yörük Obası, Sığırlık Merası, Kocaeli'ndedir. Kocaeli ve Gebze Teknik Üniversiteleri ile Kocaeli, bilim şehridir. İlk sanayi hamlesinin başladığı yer olan Kocaeli'de yıllarca hereke ipek halıları üretilmiştir. Türkiye'nin ilk bilim ve teknoloji merkezinin en büyük kampüsü olan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Kocaeli'de kurulmuştur. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncesinde Kocaeli'de 45'e yakın ilçe ve belde belediyesi vardı. Belediyelerin sınırları nerede başlıyor, nerede bitiyor bilinmiyordu. Büyükşehir Belediyesi kurulduktan sonra öncelikle ilçe sayısı 6'dan 12'ye çıkarıldı. Belde belediyeleri birleştirilerek ilçe haline getirildi ve belediye enflasyonuna nokta koyuldu.